Direksiyon sınavları Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ilçe milli eğitim müdürlüklerinin oluşturduğu sınav yürütme komisyonlarının organizatörlüğünde yapılır. Sürücü kurslarından almaları gereken eğitimlerini tamamlayan ve sınava girmeleri uygun görülen sürücü adaylarının sınav hazırlığı işlemleri, sınav öncesinde evraklarının hazırlanması ve randevularının verilmesiyle tamamlanır. Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonları, sınav başlangıç saatinden 1 saat önce sınav yürütme komisyonunca belirlenen yerde yapılacak toplantıya mutlaka zamanında katılır ve kura yolu ile belirlenen görevlerine göre evraklarını teslim alırlar. Ek 12 olarak adlandırılan araç kontrol formu, aracın ve usta öğreticinin sınav için uygun ve hazır olduğunun tespiti amacıyla sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecek kişiler tarafından gerekli kontroller yapılarak düzenlenir. Bu formun herhangi bir sebep ile düzenlenemediği durumlarda sınav yürütme komisyonuna mutlaka bilgi verilmelidir. Aracın tescil belgesinde sürücü kursu kurucusunun adına kayıtlı olduğu, sürücü eğitim aracı ifadesinin bulunduğu, aracın çalışma izinli olduğuna dair olur, görevli usta öğreticinin çalışma izinli olduğuna dair olur, özel tertibatların üzerinde bulunan ışıklı sistem, aracın sağ, sol ve iç aynalarının üzerinde ya da yanında bulunması gereken, komisyon başkanının kendisine göre ayarlayarak kullanacağı yedek aynalar, aracın sağ ve sol yanlarında bulunması gereken yazılar, aracın üzerindeki sürücü adayı levhası, sinyal sisteminin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir ve ekoneki formu imzalanarak sınav komisyonuna ya da usta öğreticiye teslim edilir. Sınav değerlendirme komisyonu üyeleri sınav başlama saatinden önce sınav aracının başında yerini almalıdır. Direksiyon usta öğreticisi ile selamlaşılarak ek 12 araç kontrol formu teslim alınır ve nazikçe kimlik kontrolü yapılır. Usta öğretici ve araç plakasının ek 12 formu ile karşılaştırılmasının ardından komisyon numaraları sınav aracının ön ve arka kısmına dışarıdan kolaylıkla görülecek şekilde yerleştirilir. Her kursiyerin randevu saati sınav takip listesinde yer alır. Kursiyer, randevu saatinde sınav aracının yanında hazır bulunmalıdır. Randevu saatine geciken kursiyerler sınava alınmaz. Kursiyer ile ilk karşılaşma çok önemlidir. Bu anda kursiyerin aşırı gerginliğine yol açabilecek davranışlardan kaçınılmalı, kursiyere güler yüzlü, yumuşak bir ses tonu ile nazikçe hitap edilmelidir. Merhaba Aysel Hanım. Kimliğinizi ve sınav giriş kartınızı kontrol etmem gerekiyor. Görebilir miyim? Komisyon başkanı kimlik, sınav giriş kartı ve direksiyon sınavı takip formundaki fotoğraflar ile kursiyeri doğrudan yüzüne bakarak dikkatlice karşılaştırır. Kimlik doğrulaması yapılan kursiyere ek 4 sınav değerlendirme formlarının 3'ü de imzalatılır ve ardından komisyon başkanı K belgesinin geçerlilik süresini kontrol ederek imzalar. Evrak hazırlığının tamamlanmasının ardından komisyon başkanı kursiyere sınav şartlarını sakin ve rahatlatıcı bir tonda açıklar. Sınavınız 35 dakika olup ilk 5 dakika içerisinde araç bilgisiyle ilgili sorular sorulacaktır. Sonraki 30 dakika içerisinde ise akan trafikte uygulama sınavınız yapılacaktır. Bu süre içerisinde fark ederek ya da fark etmeyerek bir hata yapmanız veya hazır olmadığınız kanaatine varmamız durumunda sınavınızı daha önce de sonlandırabiliriz. Size sınava başlamadan önce aracı yeterince tanıyıp tanımadığınızı tespit etmek amacıyla birkaç soru soracağız. Bu sorulardan 5 tanesini doğru cevaplandıramazsanız sınavınızı sonlandıracağız. Siz hazır olduğunuzda sınava başlayabiliriz. Hazır mısınız? Kursiyerin hazır olduğunu ifade etmesiyle sınav başlar. Aracın lastiklerini kontrol eder misiniz? Aracın kaputunu açar mısınız? Komisyon başkanı, kursiyerden akünün yerini, motora yağ konulan yeri,
motora su konulan yeri, cam silecek suyunun konulduğu yeri göstermesini ister. Sonrasında bagajı açtırır ve yedek lastiği, kiriko ve bijon anahtarını, reflektörü ve ilk yardım çantasını göstermesini ister. Ardından araca binilir ve kursiyer sürücü koltuğuna, komisyon başkanı ön yolcu koltuğuna, komisyon üyesi arka sağ koltuğa ve usta öğretici ise arka sol koltuğa oturur. İlk 6 kursiyerin sınavının tamamlanmasının ardından komisyon başkan ve üyesi araçta yer değiştirmelidir. Kursiyere yağ ve hararet göstergesinin yeri, yakıt göstergesinin yeri, uzun ve kısa far, sinyal ve silecek kolu gibi direksiyon kumandalarının yeri sorulur. Kursiyerden sinyalleri çalıştırması, lambaları açıp kapatması, ayna ayar yerini göstermesi, el frenini, ayak freni, gaz ve debriyaj pedallarını göstermesi ve aracın kaç vitesli olduğunu söylemesi istenir. Bu bölümde mavi renkte ifade edilmiş maddelerden 5 hata yapan kursiyerlerin sınavı sonlandırılır. Daha az hata yapan kursiyerler için sınavın ikinci bölümüne geçilir. İkinci bölümde sarı ve kırmızı renkte ifade edilmiş değerlendirme maddeleri bulunur. Kırmızı renkli maddelerden birini ihlal eden kursiyer başarısız sayılır. Sarı renkli maddelerden birini ihlal eden kursiyerin sınavı devam eder. Ancak kursiyer tekrar aynı maddeyi veya formun herhangi bir yerindeki bir başka sarı renkli maddeyi ihlal ederse başarısız sayılır. Başarısız olan kursiyerin sınavı o anda sonlandırılarak araçtan indirilir. Direksiyon usta öğrencisinin görevi bu durumda aracı ve kursiyeri sınav başlama noktasına geri getirmektir. Sınavın birinci bölümünü başarıyla tamamladınız. Şimdi ise akan trafikteki performansınızı değerlendireceğiz. Bazı hatalarınızda sınavınız devam edecek. Ancak bazı hatalarınızda sınavınızı sonlandıracağız. Sınav sırasında sakin ve kendinizden emin bir sürüş sergileyin. Acele etmeyin. Sınava hazır olduğunuzda başlayacağız. Hazır mısınız? Başlayabiliriz. Kursiyer koltuğunu yan ve iç geri görüş aynalarını ayarlamalıdır. Mevcut koltuk ve ayna ayarlarının tesadüfen kursiyere uygun denk geldiği durumlarda kursiyerin aynaları kontrol etmesi yeterli sayılır. Kursiyer emniyet kemerini takmalı, vitesi boşa almalı ve aracı usulüne uygun olarak çalıştırmalıdır. Aracı hareket ettirmeden önce el freni indirilmeli, araç birinci viteste harekete geçirilmelidir. Çıkış yapmadan önce sinyal vermeli, trafik kontrol edilmeli, yoldan geçenlere geçiş kolaylığı sağlayarak trafiği tehlikeye düşürmeden çıkış yapılmalıdır. Çıkışın ardından araç yolun doğru bölümüne konumlandırılmalıdır. Yol boyunca kursiyerin araç kumanda pedallarına intibak etme, trafik levha, işaret ve kurallarına uyma durumu gözlemlenir. Kursiyer aracı sağa sola savurmamalı ve şerit çizgisini takip ederek direksiyon hakimiyetini sağlayabilmelidir. Takip mesafesini koruyarak önünde giden araçlara fazla yaklaşmamalıdır. Yol boyunca durması ve tekrar harekete geçmesi gereken durumlarda aracı sarsmadan ve stop ettirmeden emniyetli ve rahat kalkış yapabilmelidir. Kesikli ve düz çizgili yol bölümlerinde şeritlerin anlamlarına uygun hareket etmelidir. Şerit değiştirmeden önce mutlaka sinyal vermeli ve ayna ile yan ve arka trafiği kontrol ederek şerit değiştirmelidir. Sağa ve sola dönüşlerden önce mutlaka sinyal vermeli, aynalarını kontrol etmeli, omuz üstü bakış ile kör nokta kontrolü yapmalı ve döneceği yönün uygun şeridine zamanında girmelidir. Kavşaklara yaklaşırken yavaşlamalı, kavşağa girmeden önce döneceği yöne sinyal vermeli, aynalarını kontrol etmeli, karşıdan ve yandan gelen araçları kontrol etmeli, doğru şeridi takip ederek ilerlemelidir. Hız devhalarına uymalı, yol için belirlenen
azami hız sınırını dikkate almalı, hız limitlerini aşmamalıdır. Bunun yanında aşırı yavaş gitmemeli, gerektiği kadar hızlanabilmeli ve vitesleri kullanabilmelidir. Yaya ve okul geçitlerinden geçen ya da geçmek üzere olan yayalara yol vermeli, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlarla karşılaşması durumunda geçişlerine izin vermelidir. Sınav Yürütme Komisyonu, sınavdan önce sınav alanının uygun bir yerinde geri geri giderken L şeklinde sağa ya da sola dönme alanını belirlemiş olmalıdır. Komisyon Başkanı bu noktada kursiyeri geri giderken köşeden sağa ya da sola dönmesi için yönlendirir. Kursiyer, şeridini koruyarak geri gidebilmeli ve 90 derece açıyla dönerek L manevra yapabilmelidir. Geri giderken konilere veya kaldırıma çarpmamalı, şeridinin dışına çıkmamalıdır. Yine sınav güzergahında daha önce belirlenmiş olan geri gitme alanında kursiyerden 25 metre geri gitmesi istenir. Kursiyer, aracı şerit çizgileri içerisinde gezdirmemeli. Aracı yolun sağ tarafına veya sol tarafına kaydırmadan hakimiyeti sağlayabilmeli. Aynaları ile arkadaki trafiği takip ederek güvenli bir biçimde geri geri gidebilmelidir. Sınav Yürütme Komisyonu sınavdan önce sınav alanının uygun bir yerinde 200-300 metre uzunluğunda ani fren yapma alanı belirlemiş olmalıdır. Komisyon Başkanı bu alanda saatte 30 km hızla gidilirken alanın sonuna doğru mümkün mertebe ilerledikten ve arkadaki trafiği de kontrol ettikten sonra kursiyere ani fren yapması için komut verir. Kursiyer ani fren yaparak aracı stop etmeden durabilmeli, durduktan sonra da sinyal vererek tekrar harekete geçebilmelidir. Sınav güzergahında daha önceden eğimli yolda kalkış için uygun bir alan belirlenir. Komisyon Başkanı, kursiyerden yoğunluk oluşmaması açısından alanın sonunda bulunan koniye mümkün mertebe yaklaşarak durmasını ister. Kursiyer, sağ şeritte aracı durdururken sinyal vermiş olmalıdır. 30 saniye bekledikten sonra harekete geçerken aracı stop etmemeli ve 50 santimetreden daha fazla geri kaydırmamalıdır. Aracı harekete geçirmeden önce de sola sinyal vermeli, aynalarını kullanarak arkadan gelen trafiği kontrol etmelidir. Sınav güzergahında park uygulaması için önceden hazırlanmış özel bir alan bulunmalıdır. Kursiyerin başarılı olabilmek için aracını bu alanda park edebilmesi gerekir. Park alanı en az 100 cm yüksekliğinde 4 adet koni ile, boyu aracın 1,5 katı uzunluğunda ve eni araç genişliğinden 50 cm daha geniş olacak şekilde hazırlanmış olmalıdır. Park alanı değişik araçlarda, özellikle hatchback ve sedan araçlarda farklılık gösterir. Bu nedenle komisyon başkanı, kursiyeri sınav yapılan araca uygun olan park yerine yönlendirmelidir. Park etmek için durulduğunda direksiyon usta öğreticisi ve komisyon üyesi araçtan iner ve komisyon üyesi park işlemini aracın dışından hiçbir müdahalede bulunmadan gözlemleyerek komisyon başkanına yardımcı olur. Kursiyer park yerine geri giderek tek hamlede girebilmeli, içeride en fazla iki hamle yaparak aracı kaldırımdan en çok 50 cm uzağa park edebilmelidir. Park etme sırasında park yerine tek hamlede girememesi, aracın konilere ya da kaldırıma çarpması, kursiyerin başarısız olmasına sebep olur. Park işlemi sonunda tekerleklerden biri kaldırıma diğerinden daha yakın olabilir. Tekerleklerin çizginin dışına çıkmamış olması park işleminin başarılı sayılması için yeterlidir. Tam paralellik aranmaz. Kursiyerin park alanına bir hamlede giriş yaptıktan sonra içeride iki hamle hakkı daha vardır. Ancak tek hamlede park işleminin tamamlanması durumunda diğer hamleler aranmaz.
Kursiyerin park alanından çıkışını sinyal vererek, hiçbir yere çarpmadan, usulüne uygun olarak yapması durumunda istediği kadar manevra yapabileceği unutulmamalıdır. Sınav başlama noktasında tamamlanır. Sınavı tamamlanan kursiyer, durmadan önce sağa sinyal vermeli, sağ şeritte kaldırıma uygun mesafe yaklaşarak durmalıdır. Aracı terk etmeden önce el frenini çekmeli ve motoru stop etmelidir. Kursiyerin başarısız olması durumunda sınav hemen sonlandırılır ve araçtan inmesi istenir. Öncesinde yaptığı hatalar nazikçe açıklanmalı, tartışmaya girmekten kaçınılmalıdır. Hataları ile birlikte başarılı olduğu noktalardan da bahsetmek kursiyerin gerginliğini azaltacaktır. Kursiyer başarılı ise sonuç kendisine tebrik edilerek bildirilir. Sınav bitiminde ek 4 değerlendirme formları, sınav takip ve sonuç listesi, ek 12 araç kontrol formu, komisyon tanıtım kartları, komisyon numaralarını gösterir levhalar ve varsa tutulan tutanak ve raporlar sınav yürütme komisyonuna teslim edilir. Sınav süresince kursiyerin el ve ayaklarında titreme olması olağandır. Ancak sınav heyecanından kaynaklanan bu durumun araç hakimiyetini azaltarak trafiği tehlikeye düşürmesi durumunda sınavın sonlandırılması gerekir. Direksiyon sınavına tabi tutulan kursiyerin henüz sürücü adayı olduğu, hata yapma olasılığının yüksek olduğu unutulmamalıdır. Olası trafik kazalarının engellenebilmesi için komisyon başkanının kursiyere etki etmeyecek şekilde tetikte olması, yardımcı pedallara gereksiz yere basmamakla birlikte gerektiği anda da kazayı engelleyecek müdahalede bulunabilmesi gerekir. Bunu yaparken kursiyeri sürekli bakılarak tedirgin edilmemelidir. Direksiyon usta öğreticisi kesinlikle komisyona müdahale etmemelidir. Arka koltukta oturanlar dahil olmak üzere araçta bulunan herkes mutlaka emniyet kemerini takmalıdır. Sınav sırasında en çok dikkat edilecek hususun can güvenliği olduğu unutulmamalıdır. Komisyon başkanı, yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek tavırlardan kaçınmalı, özellikle siyasi ve ideolojik konularla ilgili gereksiz herhangi bir söylemde bulunmamalıdır. Komisyon başkan ve üyesi, sınav anında telefonla konuşmamalı, bir şeyler yiyip içmemelidir. Değerlendirme formunda bulunmayan hiçbir soru kursiyere kesinlikle sorulmamalıdır. Sınav sonucunu komisyon başkanının kararı belirler. Hiç kimsenin etkisi altında kalmadan adil bir değerlendirme yapılmalıdır. Sürücü belgesi sahibi olmak demek, topluma bir söz vermek demektir. Sürücü bu belge ile ben bir canlıyı öldürme ve çevreye zarar verme potansiyeli olan aracı güvenli bir şekilde kimseye ve hiçbir şeye zarar vermeden kullanmak için gerekli bilgileri öğrendim ve bu bilgileri uygulamak için gerekli olan kişilik özelliklerine, yetişkinliğe, sorumluluk duygusuna, psikolojik ve fiziksel uygunluklara sahibim demektedir. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz. Unutmayın, trafikte tek yanlış bütün doğruları götürür. Çok değerli sınav yapıcısı arkadaşlarım, özellikle son dönemlerde uygulama sınavlarına yeni getirilen kriterler ve siz değerli sınav yapıcılarının hassasiyetleri vesilesiyle trafik kazalarında ciddi düşüşler gerçekleşmiştir. Sürücü eğitimlerinin
daha verimli hale gelmesi bizim genel müdürlük olarak en önemli hassasiyetimiz olmuştur. Bundan sonraki süreçte de bu hassasiyetimiz artarak devam edecektir. Bu şuur ile yapacağınız sınavlarda hepinize başarılar diliyorum. Sürücü eğitimlerinin ve sınav süreçlerinin daha etkili hale gelmesi amacıyla hazırlanan bu videonun hayırlara vesile olmasını temenni eder. Bu çalışmaya katkı veren federasyonumuza ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hayırlı günler.